Üniversiteleriyiz. Ben Hatice Berfin Çınar. Seda Cihan Ceren. Recep Kurt. Ben Ahmet Fuat Erkan. Araştırma Üniversitesi'nin de destek olduğunuz için. Başta kendim ve arkadaşlarım adına size ve üniversite yönetimine çok teşekkür ederiz. Evet, yabancı isim olup olmadığını tespit eden bir sistem oluşturduk. Bu sayede aslında hem güvenliği daha fazla seviyeye çıkartmış olacağız, hem de can kaybını en az indirmiş olacağız. Bu projemiz TÜBİTAK tarafından bölge birincisi olarak seçildi ve yarı finale katılmaya hak kazandık biz. Yani öğrencilerimize, hocalarımıza bu bilimsel çalışmalarda her zaman destek veriyoruz. Tabii öğrencilerimizin böyle bir şey yapması da bizi sevindiriyor. İnşallah daha güzel şeyler yaparsınız bundan sonra. Üniversitemizde göreve başladıktan sonra güvenliğin çok önemli olduğunu biliyorduk zaten. Bu konuda da çalışmalar yaptık. İşte kapılarımızı güvenlikteki çalışan arkadaşlarımızın oturduğu yerleri yeniledik. Ve artık üniversitemize giren araçlar kontrol altında. Ama şimdi üniversiteler eğitim ve araştırma açısından önemli. Araştırmalar sonucunda çıkan sonuçlar önce üniversitede uygulanmalı. Bu konuda hocalarınızla görüşün. Bu sistemle ilgili çalışma yapan birileri vardır elbette. Onlarla irtibatınızı kurun. Sistemin çalışırlığına dair, daha iyi çalışacağına dair o çalışmaları, araştırmaları yapın. Sonuçta bir ürün ortaya çıkacak. Bu ürünün denemesini de üniversitede yaptıktan sonra eğer açıkları varsa bu da görülür. Daha sonra da diğer kurumlara da tavsiye edilir. Öğrenci olarak bu gibi hususlara kafa yormanız, bu gibi hususlarda çalışmanız önemli. Ben öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Tabii bu çalışmalarınız sonraki çalışmalara da öncülük edecek çalışma. Çünkü buradan bir netice aldıktan sonra inşallah farklı farklı çalışmalar yapacaksınız. Bu sizin için bir tecrübe olacak. Bu tecrübeyi de ileriye taşıyacaksınız. Hep millilik ve yerlilikten bahsediyoruz. Hocalarımıza da aynı şeyleri söylüyoruz. Projelerini destekleyelim ama ürüne dönüşen projeler olsun diyoruz. Bunu geliştirmek için tek tükette bir şirket veya onların şeyleri var. Bu kuluçka şeyleri falan var. Gerçi öğrenci olarak bir şirket kurarsınız. Teknokentimiz şu anda Türkiye'de en iyi teknokentler arasında, en iyi gelişen teknokentler arasında ikinci olur. Bütün üniversite. Orada yani öğrencilerimizin çalışacağı alanlar var. Onları ayarladılar. Bunları mutlaka bir görüş. Nerede uygulama yaptınız? Yani uygulama yaptınız mı hiç? Uygulama araç altı görüntülerin resimleri bize geldi. Orada araç altı görüntüleri var. Onlara biz de yabancı cisimler bazılarına yerleştirdik. Projemiz araç altı görüntü işlemi projesi. Nasıl yabancı cisim tespit ediyor araç altında? Amacımız patlayıcı veya yabancı bir maddeyi tespit edip bunun zaaflarını gidermek. Daha genel kapsamda anlatmak gerekirse iki tane fotoğrafı karşılaştırıyor ve araç altındaki yabancı maddeyi buluyor. Bu da yüksek güvenlik güvenlik noktalarında bizim işimize yarıyor. Bunda en önemli faktör askeri bölgeler. Çünkü bir zırhlı araçın altına bir bomba yerleştirildiği zaman, bir patlayıcı madde, oradaki herhangi bir can, bir insan bizim için çok önemli oluyor. Projemiz bu yüzden en önemli noktada. Şimdi ekip arkadaşlarımı ve kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Recep Kurt, ekip arkadaşım, diğer arkadaşlarım da Seda Cihan Ceylan ve Hatice Berfin Çınar. İlk önce biz buna bitirme projesi adı altında başladık. Bitirme projesini yapmak adı altında Emre Ünsal danışman hocamızdan bu projeyi aldık. Daha sonrasında bunun için 6-7 aylık bir süreçten geçti yazılım aşaması. Ve şu an daha sistemi entegre tam olarak etmedik. Ama yazılım aşamasında çoğu kısmı bitirdik. Biz daha sonrasında bunu uyguladığımız zaman biz milli bir proje olarak düşündük. TÜBİTAK'a başvurmamızın sebebi de bu yüzdendi. Biz Mart ayında TÜBİTAK'a başvurduk ve Haziran ayı gibi TÜBİTAK'tan bölge yarışma sergisine yarı final aşamasına birinci olarak çıktığımızı söylediler.
Önümüzdeki ay Ağustos ayında birinci olarak yarı final Ankara'da olacak. Oraya gideceğiz bölge sergisine. Hedefimiz bu projeyi milli bir gurur olarak ülkemize kazandırmak.